Herkese selam dostlar. Bugün 1936 yılında modern Türkiye ve Osmanlı kuracağız ama bir fark olacak. Ne mi farkı? Mümkün kadar savaşmayacağız. Bunun nece olacağını merak ediyseniz size anlatayım ama bir taraftan da yatırmaları da yapayım. Mesela biz Suriye'yi Fransızların elinden almak istedik, değil mi? Ama biz savaşarak almayacağız. Mesela pulla satın alacak. Mesela Hatay'a örneğin 100 bin vereceğiz, onlar da bize satacaklar. Bu sayede savaşsız bir şekilde toprak genişlendirmiş olacağız. Ya da misal sadece bununla da kalmayacak. Mesela tutaq ki Arnavutluğu alasıyıq. Ama Arnavutluq üçün de pul xaslamaq istəmirik. Bu durumda da əsgər basacağıq, ihvaq tabi ilə alacağıq. Yani belə savaşsız bir şekilde yüksələcəyik. Əvvəla Osmanlıyı quracaq, sonra da Sovetlerden Azərbaycanla dahil bütün Türk dövlətlərini satın alacağız. Tabii ki de SSR'den. Evet. Türk dünyasını birleştireceğiz de. Onu edebilecek miyim tam emin değilim ama evvela bir Osmanlı'yı kurak da. Kırmızı bayraklı Osmanlı, ondan sonra yaşlı, ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki Osmanlı. Böyle gideceğiz işte. Tarihte atamız çok üzdü sizi bebek. Yalnız dünyanın büyük güçlerinden ters düşmek üzereyim ki bu hiç de istediğim bir şey değil. Zira bu devletler ve ters düşersem ise bu benim sonum olur. Acaba İstanbul Boğazı'ndan kimse geçer mi? Hani geçecek olanlar kim o var? Sovyetlerle savaşan herhangi bir devlet. Ya da Sovyet, Romanya, Bulgaristan, o kadar. Evet. Şimdi elimizde yığışan pulu bir təklif edək görək Hatay'ı satıver mi? Ve Hatay'ı aldık. Savaşsız bir şekilde ilk toprağımızı aldık ve Hatay'ı Türkiye'ye Cumhuriyetine bağladık. Evet, yani mantık anladınız. Hiçbir şekilde savaşmayacağız. Savaşsak da az maz savaşacağız. Mümkün kadar bize savaş ilan eden ülkeler ve barışmaya çalışacağız. Yok eğer barışmaya yanaşmasalar onlarla mecbur savaşacağız. Ama böyle bir problem var. Mesela Sovyetler bize savaş ilan etse ne yapacağız? Ondan sonra İngilizler, Fransızlar, dünyanın her hansısa bir Türkiye'den güçlü devleti bize saldırırsa ne yapacağız? O da biraz problem. Neyse. Evet. Baxaq görək Osmanlı üçün başqa haralar gəlirmiş. Yugoslaviya. Yugoslaviya efendi. Makedonya'yı səndən satın almaq istəyirəm bu qədər pul qarşılığında. Məncə satarsın ya, satmadı. Of ya, Makedonya'ya 200 min versəm də alsam. Ne kadar pul verirsəmsə verim satmayan ölkələr olur bu arada. Onlarla da taleplerle falan həll etməyə çalışıram. Heç olmadı, taleplerle edemezsem saldıracağım yani. Yapacak bir şey yok. Ya da başka bir politika benimseyeceğim. Bilmiyorum artık. Hangisi olursa artık yani. Yunanı var. Yunanı var. Ya Yunanistan, sen adalarını satan bir devletsen. Bir dənə eyaletini mi satmayırsan? Hakkı adaları alayım da sonra Yunanı var ve aramızda problem olmasın.
En azından adaların bir kısmını satın abi. Oo, satmayıver, iyi satmayıver. Neyse, yapacak bir şey yok. O zaman politika değiştireceğiz ama bir sonraki bölümde görüşürüz.